Benim canım o kadının üstüne ağırlığı yıkmak için erkeklerin çıkarttığı bir taktik. Bunlara inanmayın. Ne alaka adamın işi gücün nedir? Kadın evleniyor. Diyor ki adam yuvayı dişi kuş yapar hadi evi sen hazırla diyor. Sen ben gezeceğim diyor. Erkek kuş yapsa olmuyor mu? Dişi kuş yapacağım. Bunlar hep kadının sırtına bir şeyler yüklemek için çıkarılmış masallar. Öyle şey olmaz. Ne alakası var kadınları? Her şeyde ön plana itip erkekler kendilerini geriye çekmek istiyorlar. Her yerde görev olması lazım. Yani bir de ev kurmak çok zor bir şey. Kadın ondan nasıl uğraşsın? Hem çocuktan uğraşacaksın, hem yemek yapacaksın, hem evi hazırlayacaksın diyor. Olmaz öyle şey. Ben güzel yüzümü bir daha göreyim. Yuvayı neden dişi kuş yapar? Benim canım çok kişilikli bir kızsın, çok şahsiyetlisin. Bayağı güzelsin, çok heybetli görünüşün. Allah senin nuruyla sarsın, kalbine her türlü güzelliği ilka etsin. Hidayetiyle seni güzelleştirsin. Nuruyla, cennetiyle seni kaplasın. Cennette de inşallah arkadaş olursun. Efendim, yuvayı da dişi kuş falan yapmaz. O erkeklerin kaçamak politikalarının bir yansımasıdır. Her yerde kadın için böyle yüklemeler yapılmıştır. İşte elinin hamuruyla bilmem ne falan diyekten böyle bayağı hikayeler çıkartmışlardır. Elin hamuruyla erkek işine karışma. Yani aşağılamak amacıyla. Yani kendi çıkarına uygun bir şey oldu mu elinde hamur oluyor. Öbür yerde elinde hamur olmamış oluyor. Ev yapmak ne demek? Ya neden kadının üstünde sorumluluk olsun o konuda? Bütün sorumluluk neden onda olsun? Zaten oradaki ifadede bütün sorumluluk kadın üstündedir diyor. Olmaz böyle şey. Evet dinliyorum. Kardeşlerimiz İzmir'de değerli sanatçımız İbrahim Tatlıses'le görüştüler. Kendisine sizin hediyenizi ilettiler ve kitaplarınızdan verdiler. Sizin sevgi ve selamlarınızı ilettiler. İbrahim Bey sizin programlarınızı izlediğini söyleyip sevgi ve selamlarını iletti. İbrahim Tatlıses, dürüst, samimi bir Anadolu delikanlısı, vicdanlı bir insan, merhametli bir insan, adaletli bir insan. Boş yere onu mağdur ettiler, onun keyfini kaçırdılar. Çok çirkin bir hareket, çok çirkin bir tavır. Her zaman kınıyoruz. Her zaman da değerli sanatçımıza desteğimizi ifade ediyoruz. Allah ona uzun ömür, sağlık, sıhhat versin. İyilik, güzellik versin. Cennet nasip etsin. İnşallah. Evet, dinliyorum. Nasıl güçlü ruha sahip olabiliriz? İşte bak hepsi yeni neslin nurluları. Şu yüzündeki ışığa, temizliğe bak. Yüzlerinde kuzuya ait böyle bir tatlılık var ya, kuzular dolu. Onların masumluğu ve temizliği var. Hepsi çok efendi ve tertemizler maşallah. Allah sana da cennet nasip etsin. Cennette arkadaş olman çok büyük bir nimet olur tabii. Senin sevgine, dostluğuna doyulmaz. Ben canımı bir daha dinleyeyim. Nasıl güçlü ruha sahip olabiliriz? Ruh tamamen Allah'ın kontrolünde olduğu için Allah'la akıllı bağlantı gerekir. Yalnız Allah'la bağlantıda en önemli şey Allah'ın büyüklüğüdür. Onun üstüne çok durulması lazım. Allah'ı büyük ismiyle anın diyor ya ayette. Mesela Estağfurullah dersin, günahın bağışlanması içindir. Sübhanallah dersin, Ya Rabbi sen münezzehsin. Ama hiçbiri Allahu Ekber gibi değildir. Yahut Allahu Kebir gibi değildir. Ya yani Allah'ın büyüklüğünün çok iyi kavranması gerekiyor. Onun için de biraz düşünülmesi gerekir. Büyüklüğü tam bütün kapasitesiyle olmasa da yaklaşık kavrandığında Allah'ın ruhunu taşıyan bir insan için muazzam bir
boyut değişikliği olur. Bu boyut değişikliğinde o insan açıkça söyleyeyim yenilmez hale gelir. Birçok ayet buna dikkat çeker. Eğer inanıyorsanız üstün olan sizsiniz. Siz iyi olursanız kötüler size zarar veremez. Bunlar hep sır ayetlerdir. Yani teselli ayeti değil bunlar. Yani net, fiilen görülen durumdur. Yenemezsin. Mesela bak Mehdi yenilemiyor. Öldüremezler. Kimse öldüremez Mehdi'yi mesela. İsa Mesih yenemezler ve öldüremezler. Niye? Allah'ın büyüklüğünü tam kavramış ve o boyutun içine girmiş insanlar. Deccal bunu bildiği için korkar onlardan. Asla gücü yetmez. Yani mümkün değil. Deccal o zırhla karşılaştığı için zaten korkup geri çekiliyor. Yani bizim göremediğimizi onlar görürler. Mesela diyor ya Samiri, sizin göremediğinizi ben gördüm diyor. Yani o zırhı onlar görürler. Ve çok korkutur onları o. Evet, dinliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınlara verdikleri destek yüzünden AK Parti'yi kapatmaya kalktıklarını açıkladı. 8 Mart sizin gününüz olduğu gibi yılın geriye kalan 364 günü de sizindir. Erkek Hazreti Adem ise, kadınsa Hazreti Havva'dır. Bizim inancımızda bir bütünün iki parçasıdır erkek ve kadın. Biz kadınla erkek arasındaki ayrımcılığı ortadan kaldırdık diye bize çok saldırdılar. Akla hayale gelmeyecek ithamlarla uğraşmak zorunda kaldık. Hatta bu sebepten partimizi kapatmaya dahi kalktılar. Tüm bu zorlukların üstesinden gelmeyi başardık dedi. Yani İngiliz devletine öyle bir yumruk vurduk görüyor Tayyip Hocam. Evet. Kadına saygıyı, kadına hürmeti ön plana aldık. Kadın özgürlüğünü ön plana aldık. Yobazlığı, akılsızlığı, efendim iti kopuğu İngilizlerin devleti hepsi devreye girdi diyor ama evvelallah hak yolda olduğumuz için bizi deviremediler ve deviremeyecekler diyor. Doğru söylüyor inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımız çok modern görüşlü bir insan. Eşi muhterem Emine Erdoğan hanımefendi de aynı şekilde çok medeni, derin imanlı bir kişi. Maşallah. Tayyip Hocam klas delikanlıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız sanatçılarımızı da hep en hürmetli, en modern, en güzel şekilde karşılıyor. Ya Tayyip Hocam, benim senden bir ricam var. Tabii takdir senin. Ama Resulullah'ın sünneti, bak Resulullah da vefat ettiğinde 63 yaşındayken saçları simsiyahtı. Saçını boyuyorduk doğal boyayla. Ketemle kınayı karıştırıp boyuyordu. Saçların siyah olsun Tayyip Hocam. Ya kızdırır bu küfrü, münafıkları kızdırır. Nazara alır, sen saçını boya. Simsiyah olsun saçın, bayağı siyah yani. Hani böyle çok çok koyu siyah değil ama normal siyah olsun. Sen ne dediklerini hiç takma, hiç önemli verme. Nazara alır. İyi olur yani inşallah. Yani çatlatırsın münafıkları da küfrü de. Bayağı kızdırır. Griden kaçın bence Tayyip Hocam. Yani soluk bir renk o. Onu yapma. Siyah olsun saçın. Bir de filinta gibi delikanlısın. Yani maşallah. Tayyip Hocam en şu memnun oldum. Allah aşkına şu kareli çeke dikime dedim. Tayyip Hocam onu yapmıyor ya. Allah razı olsun ondan ya. Evet. Ya uzun, ya uzun aslan gibi delikanlısın tabii uzun olacaksın. Aslan gibisin tabii uzun olacak. Ne güzel. Hazreti Musa da uzundu, 2 metreydi. Ne güzel nimet işte. Yakışıklı delikanlısın. İstediğin gibi de giyin. Takım elbise almakta çekinme. Laf söylüyorsa bana gelsinler. Çeşit çeşit alsınlar kıyafet. Yani bir tane, iki tane, 10 tane, 100 tane değil. Çok fazla takım elbisen olsun. Çekinme, ısraf falan olmaz. Sen cumhurun başısın. Hatta İslam aleminde de yani lider konumundasın.
Türklük aleminde de lider konumunda aslında. Adı konmasa bile böyle yani. Bu işler vicdan meselesi. Yakışır sana. Hazreti Süleyman'ın da öyle. Çok çok fazla elbisesi vardı. Sayısını bilmiyordu yani. Senin de öyle. Çok şık elbiselerin olsun. Çekinme. Ve çizgiliden hiç şaşma. İpekten hiç şaşma. Rahat rahat giyin. Helal hoş olsun sana. Evet, izleme bayağı yüksek, çok güzel. Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Herhalde 4'e 5'e kadar buralardayız. İnşallah. Evet. Yayınımıza kısa bir ara veriyoruz.